Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet, LGS canavarları nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? Bu hani derler ya, yüzdü yüzlük kuyruğuna geldik diye. işte o cümlenin tam olarak kuyruk kısmındayız. Yani son iki aya geldik. Dolayısıyla bu videoda sizlerle beraber hem bir son iki ayı konuşacağız ama daha da özelinde aslında Nisan ayındaki çalışma planımız nasıl olmalı? Yani Nisan ayını nasıl geçirmeliyiz? Bir günde kaç soru çözmeliyiz? Kaç saat çalışmalıyız? Kaç doğrumuz çıkmalı? Biraz bunlar hakkında konuşacağız. Eğer değilseniz kanala abone olmayı unutmuyorsunuz ve tabii ki de videoları beğenerek de yine bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsanız Nisan ayı çalışma planımız nasıl olmalı başlıyoruz. Evet şöyle başlayacak olursak Nisan ayı bizim için en önemli ay diyebilirim. Çünkü daha önce de defalarca kez biliyorsunuz konuştuk. Mayıs ayı bizim için deneme zamanı olacak. Yani sürekli deneme çözmemiz gerekecek. E, fakat Nisan ayında artık e, o denemelere başlamadan önceki son ay bizim için. Hani köprüden önceki son çıkış gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden işte Nisan ayını e, çok çok fazla verimli ve tabii ki de kaliteli bir şekilde geçirmemiz lazım. Dolayısıyla bu noktada size şunu söyleyebilirim. E, hızlı bir planlamayla e, kendinize Nisan ayında konuları bitirecek şekilde bir hazırlık yapın. Özellikle de hani matematik belki biraz zor olabilir ama diğer derslerde mutlaka konuları birkaç tık önden götürün ve mutlaka ama mutlaka bitirmeye çalışın ki hani matematikte zaten zorlanacağız nispeten. Bir de gidip diğer derslerden de zorlanmayalım. Bu noktada ikinci olarak şunu söyleyeyim. Eksik konularınızı tespit edin ve onların üstüne giderek başlayın. Yani en verimli zaman hazır önümüzde de biraz süreç varken şu zor olanları bir halledelim. Diğer dersler için bahsediyorum. Tabii matematik özelinde de ayrıca çalışacaksınız. Yani çalışmalarınızı zaten ikiye bölün. Yarısı matematik, yarısı diğer derslere dağılmış bir şekilde olmalı. Dolayısıyla bu formatta önceliğinizi eksik konularınıza vererek e üstüne gidin yani onları bir halledelim. Şimdi gelelim LGS canavarının bir günü nasıl olmalı bunu anlatmaya. Öncelikle tavsiyem eğer yapabiliyorsanız şimdi yüz yüze eğitime gidenler için söylüyorum bunu tabii ki büyük çoğunuz gidiyorsunuzdur. Sabah okuldan önce bir saat kadar hani hazırlığınızı da varsayarak e, önce kalkıp bir saat kadar bir sabah çalışması yapalım. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü sabah çalışması bir insanın bir zihnin en verimli çalıştığı zamandır. Dolayısıyla da bu verimli zamanı kaçırmayalım böyle bir fırsat varsa bizden niye kullanmayalım değil mi? Dolayısıyla o bir saat özellikle de matematik için cillop gibi bir zamandır. Onu söylemiş olayım. Deneme çözebilirsin mesela bir 20 soruluk test çözebilirsin ya da varsa zorlandığın bir konu onun üstüne gidebilirsin. Sabah saatleri gerçekten hani zorlandığınız kısmı ayırmanız için muazzam bir süreç. Onu e, tekrardan söyleyeyim. Yani sabah saatleri gerçekten verimli. Sonra gidiyorsun okula, geldin. Yorulmuş olabilirsin. Genelde de biraz hani şimdi bahar ayları da geliyor. O bahar yorgunluğu dediğimiz çok çok tehlikeli dikeli bir LGS öğrencisinin kaçınması gereken bir kavram da var. Bahar yorgunluğu dediğimiz. E, olacaktır bu kısmen. E, bunun işte üstüne gitmemiz lazım. Bunun için de bir saat kadar belki okuldan eve geldiğinizde e, uykuya ayırabilirsiniz ama bir saati geçiyorsa gerçekten bu bir saatin üstündeki her dakika size zarar yazacaktır. Eksi puan yazacaktır. Onu da söylemiş olayım. Yani kendini şartlandırabiliyorsan bunu yap ama e, yok ben uyudum mu uyanamam diyorsan da o zaman bu uykuya hiç dalmamak en iyisi diyebilirim. O zaman şimdi bir saat kadar uyuduk. Mesela 4'te e, bütün işlerini bitirdiğini varsayıyorum. Eve geldin, yemek yedin vesaire 5'e e kadar uyudun. E, onun üstüne bir 3 saat kadar çok muazzam bir zaman var. E, o muazzam zamanı da hani uykudan da uyandın. E, kısmen daha dinçsin. Sonuçta günün yorgunluğunu uykuda bırakmış olmamız gerekiyor. Verimli bir uyku çekin. Mümkünse odanızı karartın. Karanlıkta uyku veriminizi arttıracaksınızdır. Onu da söylemiş olayım. Dolayısıyla saat 8'e kadar o 3 saati çok verimli bir şekilde çalışmaya ayırabiliriz. Ne oldu Oldu. bir saat sabah 3 saat buradan 4 saate eriştik. Ondan sonra 1 saat bir mola verip ardından artık yapabildiğin kadar hani alabildiğine çalış. Ama burada da ben size tavsiye ediyorum ki e, bir 2 saati görün. Yani 2 saatte burada çalışırsak toplamda 5-6 saati görmüş olacağız. Ki bir öğrenci bir LGS canavarının Nisan ayı çalışmasında 6 saat bence olmalı. Dolayısıyla bu saat kısmını bu şekilde atlatıyorum ama tabii ki de kişiden kişiye göre değişir. E, kimisi çok kısa bir süreçte e, çok fazla şeyi de anlıyor olabilir. Bu noktada hani bir şey diyemem artık ama genel olarak 5 saat kadar çalışmak idealdir diyebilirim. Onun dışında en çok sorduğunuz hani hocam kaç soru çözelim bu işin anahtarı kaç sorudadır gibi sorular var ee, ama ben artık önceki aylarda olduğu gibi size bir plan vermek e, ciddi anlamda bir yönlendirme yapmak açıkçası istemiyorum. Neden? Çünkü artık kendinizi tanıdınız Nisan ayına geldik yani 1-2 ay sonra iş bitecek. Dolayısıyla da artık kendinizi biliyorsunuz, eksiklerinizi biliyorsunuz bu noktada e, neye ne kadar ağırlık vermeniz gerektiğini söylemenin ben doğru olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Çünkü ihtiyaçlarınız netleşti. Herkesin farklı bir ihtiyacı doğmuş olabilir. Senin matematiğin eksikse o zaman matematiğe yükleneceksin. Fenin eksikse oraya yükleneceksin gibi. Dolayısıyla burada rakamlardan, ve sayılardan bahsetmeyeceğim ama bazı şeyler de vardır ki standart. Yani her öğrencinin de bir zahmet yapması gerekiyor. Şimdi belki yorumlarda okuyor olabilirsiniz. İşte ben çok az çalıştım ama fenli kazandım. Söylemler yarışma sınavında çok da geçerli olmayabilir. Dolayısıyla bir de herkesin de durumu dediğim gibi farklıdır. O atıyorum 10 dakikada pek çok şeyi anlayabilir. E sen onun için bir saat harcaman gerekiyor olabilir. Dolayısıyla bunlara kesinlikle kulak asmayın. Hatta bu madde içerisindeki en önemli şey bu olsun. Başkasına kulak asarak kendinize yön vermemeye çalışın. Bazı standart şeyler var demiştim. Şimdi onlardan bahsedeyim. Bu sınavı kazanmak istiyorsan soru çözeceksin. E, soru çözmen gerekiyor. Bol bol soru çözmen. Hatta çöz bildiğin kadar çözmen gerekiyor. Ama bir de tabii bunun bir ortalaması var. Yani her gün en azından e, hafta sonları özellikle boş olduğun günlerde ya da öyle söyleyelim 200 soruya yaklaşmaya çalışın. Neden? Çünkü işimizi şansa bırakmamamız gerekiyor. Ortalama diyorum. Bakın senin ihtiyacın belki 300-400 sorudur. Oralara çıkmaya çalış. Ama biraz da e, yeni nesili düşündüğümüzde ortalama 2 dakika gibi düşündüğümüzde ortalama sorumuz 200 olması ideal diyebilirim. Bunun üstüne artı 40 e, ve 50 kadar diyelim. Yeni göreceğiniz konular var. Onlar için de temel soru diyeyim. Hani 200 soruyu yeni nesil algılayalım. E 40 soru kadar da yeni gördük mesela matematikte bir konu. E onun temel sorularını çözeceğiz. Onlar biraz daha hızlı geçer biliyorsun. Kısadır çünkü o sorular. Onlar için de bir 40 50 düşünebiliriz. Yani totalde 250'yi de zorlayabilirsiniz. Dediğim gibi burada top tamamen sende. Yani nerede eksik hissediyorsan kendini lütfen oraya ağırlık ver ve lütfen de hani en üst limitini zorla. 2 ay yani Geri dönüşü olmayan hani o köprüden önceki son çıkışlarımız artık ve bu ayda da dişimizi gerçekten sıkmamız gerekiyor. Yani artık telafisi olmayan süreçteyiz çünkü. Dolayısıyla da lütfen hani biraz acı çekelim ama bunun ödülünü emin olun sınavda alacaksınız. Gelelim kaç doğru yapacağımız noktasına. Şimdi bu çok fazla göreceli değil işte. Burada birazcık daha daha net konuşabiliriz. Şöyle demek istiyorum. Tabii hani net konuşmaktan kastım şu. Şimdi her test kitabı aynı değil. Her deneme aynı değil. Mesela öyle sorular da geliyor. Hocam şu denemeye girdim. Burada şunu neti aldım. LGS de ne olur? Ya böyle bir durum söz konusu dahi değil. Çünkü o denemeye girdiğindeki o atmosfer, o andaki senin konsantrasyonun LGS'de çıkacak soruları şu an bilmiyoruz. Belki de daha ters gelebilecek sorular. Senin eksik olduğun konudan çok fazla soru gelir atıyorum. Bu gibi çok fazla değişken var. Dolayısıyla bu denemeyi yaptım ben kötü geçti. Eyvah LGS'de kötü geçecek diye kesinlikle bir şey yok. Tam tersi. Bu deneme çok iyi geçti. Ben biraz yavaşlatayım çalışmayı. Çünkü LGS'de iyi geçecek belli. Yani bu en zor deneme ben bunu çözmüşüm. ...çok iyi bir puan almışım dersen... E, ...LGS'de ayvayı yiyebiliriz. Çok dikkat edin. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yok. Dolayısıyla kaç doğru yapmalıyız? Genel çalışmanızda ortalama %70 doğruyla çalışmanız iyi bir yönde olduğunuzu söyler size. Hani tabi burada çok çok basit kitaplardan bahsetmiyorum. Ortalama düzeyde kitaplardan bahsediyorum. Buralarda da yüzde %70 yani 100 soruda 70 doğruyu yakalamaya çalışın. Eğer bunu yakalayamıyorsan da biraz daha belki konu çalışman gerekiyor olabilir. Hızlı bir şekilde o konularının eksiklerini lütfen kapat. Çünkü dediğim gibi %70 bir ortalamadır. Yani kalkıp da mesela %30 ile çalışıyorsan o zaman ciddi bir eksiğin vardır. bu yüzden de hemen çalışma temel kısımları halletmeye yönelmelisin diyorum. Bu noktada da size bir de hani çalışma planı için ekstra şunu da söylemek istiyorum. Çözüm videoları bizim için gerçekten olmazsa olmaz. En kıymetli, en değerli şeyler. E, çözüm videosu diyorum ama tabii hani bir sorunu çözümünü öğrenmek aslında. Bahsettiğim şey bu. Her gün en az 30-40 tane sorunun çözümünü öğrenmeye bakın. Hani 200 soru çözün diyorum ya. içindeki 30 soruyu diyelim. Öğrenmeye çalış mutlaka. Bu sınav için seni geliştirecek olan tek şey o öğrendiğiniz sorulardır. Çünkü yapabildiklerini yine yapacaksın yine yapacaksın ama yapamadıklarını öğrendikçe sen kendine bir şey katıyorsun demektir gelişiyorsun demektir dolayısıyla bu gelişmeyi de sağlayabilmek için ne yapıyoruz çözümlerini öğreniyoruz çünkü özellikle de çözemediğimiz soruları yanlış yaptıklarımızı hele var ya onları böyle hani yanlarına yıldızlar bulutlar çizerek defterinize yapıştırın çünkü o yanlışı bir daha yaparsak canımız çok fena yanar e, test kitabında yapmamız çok iyi bir şey aslında o yanlışı yapmamız çünkü orada onu halledeceğiz öğreneceğiz ama LGS'de yaparsak geri dönüşü olmaz. Dolayısıyla bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım Nisan ayını gerçekten verimli geçirirsiniz. Çünkü dediğim gibi çok kritik bir zamandayız. Mayıs ayı daha da kritik olacak ama artık orada yapacağımız şeyler daha da netleşecek. Daha da standartlaşacak aslında. Herkese aynı şeyi söyleyebileceğiz. Ama şu noktada Nisan ayında gerçekten kendinizi çok iyi tanımış olmalı ve ona göre de bir çalışma haritası çizebilmelisiniz. Başaracağınıza dediğim gibi her zaman inanıyorum, güveniyorum. Nisan ayını da çok verimli ve kaliteli geçireceğiniz Yemeğinizi de cani yönünden gerçekten inanıyorum. Lütfen kendinizi koy vermeyin. Bu bahar yorgunluğuna kapılmayalım. Biz yolumuza devam edelim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.